Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fit Köfte serimizin 32. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu iki bölüm arasında bayağı bir şey yaptım. Öncelikle şunu bekledim ve bunu beklerken... Tabii bitti, yerleştirdim. Onu beklerken canım sıkıldı. Bazı bir şeyler yaptım. En başında artık örümceklerden rahatsız olduğunuzu bildiğim için şunları yaptım. Tabii dizaynını biraz değiştirebilirim hatta. Hatta değiştirebilirim bir ara. Bir beklediğimiz bir ara. Bunun dışında sesle ilgili bir problemim varmış. Onu düzelteyim dedim. Ayrıca artık bu Word'de yüksek bir performans almadığımız gerçeğini hesaba katarsak boşu boşuna 60 FPS'lik kayıt yapmama gerek olmadığına karar verdim ve 30 FPS'lik kayıtlara da geçtim. Yani sonuç olarak belki kayıtlarda biraz akıcılık düşüşü olabilir. Ama benim işlemcime daha az tecavüz edilmiş olacak. Neyse. Bu bölümde ne yapacaktık? Reaktörü bitirecektik. Öncelikle neler yapmam gerektiğini bir hatırlayayım. Öncelikle bir şey göstereceğim size. Şu. Core'imiz kazarken bir tane herhalde bir dungeon'a denk geldi ve bir tane daha portalganımız var. Aman ne güzel. Şunları da yakında güzel bir çözüm getirsem güzel olur. Bu bölümde reaktöre tam girişmeden önce biraz Red Power ile ilgileneceğiz. Evet, Red Power ile ilgileneceğiz dediğim gibi. Bunun sebebi bunu otomatik çalıştıracak ve durduracak bir sistem düzenlemek. Ayrıca görünüşünü biraz değiştirdim kontrol odasının. Evet, bize öncelikle bolca red alloy wire lazım. Şöyle 2 stack redstone, bir de yarım stack copper alayım kendime. Sizler de şuraya gidin. Bolca da blue alloy wire üretiyordum. Onlar tamamen depolama için. Biraz da nikolitlerimizin sayısı hayvan gibi arttığı için. Maalesef. Ve ayrıyetten kendime yeni bir tornavida yapmam lazım. Ama normal bir tornavida istemiyorum artık. Çünkü normal tornavidadan çok çok daha güzel şeylerimiz var. Eğer screwdriver diye aratırsak, normal bir screwdriver, bir de sonic screwdriver göreceksiniz. Bunun için bir brass, bir green sapphire ve bir battery lazım. Önce gerekli malzemeleri alalım hemen. Green sapphire. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane lazım. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Ve tin. Bu arada tinlerimizin bir kısmını da blue'a çevirdim çünkü bu chest'imiz dolmaya başladı. Ve bu bana söyledi ki normalde bu Word'deyken geçmeyi planlamıyordum ancak Quantum Armor'umuzu bitirdiğimiz takdirde geçeceğim mecburen. Yeni bir modun eklediği bir depolama sistemi. Ve bu chest'lerimizin hepsi gidecek. Bunun dışında script üretimimiz biraz fazla hızlı olmaya başladı. Ümit üretimimiz de öyle. Ancak öncelikle bu bölümün başında yapmayı planladığım asıl şeye gelelim. Nerede benim Crescent Hammer'ım? Omni Wrench'im. Karıştırıyorum ikisini de. İkisi de benzer aynı geliştirici tarafından yapıldılar neticede. Ve jetpack'imizin şarjı bitik. Her zamanki gibi sizleri kırınca da alabiliyorduk gerçi. Evet. Bunu upgrade edeceğiz. Yapacağımız iş tam olarak bu. Bu sayede UU-meter üretimimiz daha da hızlanacak. Bu arada Advanced Solar Panel'lerle alakalı bir değişiklik gördüm son güncellemede.
Artık şöyle bir şey gerektiriyor. Bu da bunu gerektiriyor. Bu bunu gerektiriyor. Bu da bunu gerektiriyor. Neyse. Öncelikle biz hired sorular panelimize geçelim. Bunun için bir adet bu lazım. Ve iki adet iridium plate lazım. İridium plate yapmak için iridium alloy ingot lazım. Ve bunu 4 adet iridium ingot ve 4 adet advanced alloy ve bir tane diamond dust ile yapıyoruz. Bize 2 tane lazım olacak. Ben drill'imi düşürdüm tabii ki de. Diamond dust'larımızı hemen hazırlayalım. Ve şuraya koyalım mesela. Advanced alloylarımız vardı bir yerde yoksa hepsini kullanmış mıydık? Sanırsam hepsini kullandık. Ama bunlar burada. Tabii bunları kompresörden geçirip ingot'a çevireceğiz. Ve kendime hemen Advanced alloy'ları yapsam iyi olur. Hemen. Ve Mixed Metal'in Advanced alloylarımız hazır. Şimdi bunları alalım. Bu şekilde yerleştirelim. Tabii ki de gene ters yerleştirdim ben. Hayır, düz yerleştirmişim. Rolling machine tabii ki de. Yaptığım hata burada. Bu bir rolling machine recipesi. Rolling machine illa tabii crafting table'la aynı şekilde sahip olmak zorunda. Dolayısıyla da böyle bir sıkıntı yaşarız. Senin kullanımlarına gelin. Industrial TNT yapmamız lazım. Bunun için TNT ve Flint lazım. Flint dust kullanırsak daha avantajlı oluyor yalnız. Ama kaç tane lazım? O zaman bolca TNT yapalım. TNT, sand ve gunpowder'dı. Ama öncesinde ben bir şey yapmak istiyorum. Onu aradan çıkartalım. Battery. Brass. Sonic screwdriver. Sonic tornavidamızı şu an şarj etmek için elimizdeki tek yol şu. Bir adet batarya battery dolduruyoruz. Yani pil dolduruyoruz. Ve pile sağ tıkla basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi tornavidamızı doldurdu. Sizler şuraya gidebilirsiniz. Sen de. Portal Gun sen de. Evet. TNT için gerekli malzemeleri toplayalım hemen. Gunpowder'ımız yeterli değildir sanırsam da. Bakacağız. Ve Flint. Tabii ki de şöyle bir pulverize edelim. Tiny pile'a mı dönüşüyorsun sen? O zaman şöyle komple edelim. Bu yüzden de TNT'lerimizi hazırlayalım. TNT oyuna Vanilla adı verilen bir modla. Shit. Yani TNT'yi hepinizin bilmesi lazım ve kesinlikle Gunpowder'ım yeterli değil. Kesinlikle. Ama neyse ki Gunpowder üretmek için bayağı bir yolumuz var. Mesela şuralarda bir yerde sülfürümüz vardı. Sülfür. Sülfürün kullanımlarına bakalım. Sülfür ve Nitr kullanarak ya da iki tane Saltpeter.
Charcoal Dust. En sonunda o charcoal dustlarımızı kullanabileceğiz. Ama Niter'i nereden elde edeceğiz? Doğrusu Niter'imiz vardı sanırsam bir yerde. Şuralarda bir yerde. Slag bu. Slag. Niter. Çok fazla var. Niter sen nasıl elde ediliyordun? Sandstone'u sende çevirmekle ya da salt bitirorum. Ve zaten sürüsüyle sandstone'umuz var. O zaman ne yapıyoruz? Şunu şuradan kaldırıp şuraya koyup sandstone'larımızı sende çeviriyoruz. Charcoal dust'larımızı da alalım şöyle. Doğrusu coal dust'larımızı. Evet. Great desteği bayağı bir kalkmış anlaşılan bunun. Şimdi elimizdekilerle yapalım bir şeyler. Altı tane gunpowder. Üç tane çıktı. Üç tane şimdilik işimizi görmüyor. Taslarımız. 3 taneden ne? Şu an 5 tane elde ediyoruz. Tabii. Table'ları karıştırmasam çok süper olacak. Ben bunları hazırlayıp hemen geleyim. Aa, bunun dışında eğer şuraya bakarsanız Gunpowder üretmenin bir başka yolu daha var. Altı Fractus ve Ignis. Bunu nasıl elde edebiliriz en kolay yoldan bakalım. Hiç Fractus'umuz var mı? Yok görünüyor. Buradan direkt elde edelim diyecektim. Edemiyorum. O zaman ne yapalım? Cobblestone kullanacağız. Cobblestone'da ne kadar fraktüsümüz var? Bir. Bunun dışında şimdi 6'ya oranlamaya çalıştığımız takdirde kaç tane? Şimdi bu 16 tane oluyor. 24. Bakalım 24 bölünüyor muydu? Evet bölünüyor. O zaman 24 tane lazım. Yapabiliriz şu an. Daha sonra 24 de. Anladınız siz onu. O zaman... Tamamdır. Gunpowder. Ama bu biraz vis değil. Uğraşmamızı gerektiriyor. Bakalım siz ne durumdasınız? Olmuş bayağı bir. Şunları şuraya koyalım. Bunlarla da biraz devam edelim. Bir saniye. Direkt Cold Dust'la daha fazla oluyor. O zaman ben yine direkt Cold Dust kullanayım ya. Yani Cold Dust'ımız olacaktı şurada. Var. Cold Dust. Nitr. Sülfür. Gunpowder. Şimdi. Come at me bros. TNT'lerimizi hazırlayalım. 5 tane. Biraz daha var. Bir TNT daha. Tamam. Bunları da şimdi Flint Dust'la 15 tane Industrial TNT'miz var.
Ama bu yeterli değil neticede. Olsun, bir başlangıç başlangıçtır. Iridium plate. Bir tane iridium plate'imiz var. Ama bize bir tane daha industrial TNT lazım. Bakalım bu hiç üretmiş mi? Üretmiş ancak yine yeterli olmayacak biliyorum. Şurada bir creeper görmüştüm sanki de. Onun yerine angry zombie gördüm. Villager hem de. Bakalım creeper görecek miyiz? Ha. Düşürmemek zorundaydın, değil mi? Neyse, ben Gunpowder'ları bulup geliyorum hemen. Aslında neden bu kadar uğraşıyormuşum? Hemen kısa bir wiki'ye baktım da Gunpowder'ların Yuyumeter recipe'si varmış. Ve bence Corey'i kapasak iyi olabilir şu an. Zaten madenlerimiz de şu an düzgün ve biraz daha devam edersek taşabilirler. Şu an böyle iyiyiz. Severim örümcek. Salamanderman. Evet. Sizleri buraya taşıyalım bakalım. İleride bayağı bir Industrial TNT'ye ihtiyacım olduğu için şimdiden yapayım, hazır elimdeymişken. Azıcık daha şuradan da yapalım. Hazır elimizdeymişken. İlla rahatsız edecekler değil mi? Bir yolunu bulup. İkinci iridium plate'imiz de hazır. Huh. Evet, iridium plate'lerimizi hazırladığımıza göre şimdi bize ne lazım? Glowstone ve uranyum. Ve yemek. Am yam 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 yam. Am yam 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 yam. Evet. Öncelikle Hybrid Solar Panel. Solar Panel. Için onu hallederiz. Glowstone Dust. İçerisine uranyum. Uranyum çevresine Glowstone Dust, pardon. Ters söyledim. 8 tane. Bunun dışında yok, tam tersiydi. Evet. Başka ne ihtiyacımız var? Advanced Circuit, Carbon Plate, Lapis Lazuli Block. Sonra kolay geri kalanı. Hemen hazırlayıp geliyorum. Lazuli Block'umuz da hazır. Ve geriye ne kalıyor? Bunu yerleştirmek. Bunları yerleştirmek. Bir saniye başka. Carbon Plate'leri yerleştirmek. Sen, siz ve baş aktörümüz. Burada neyi yanlış yaptık? A. Bunu asıl yapmamız gereken şeyi unuttuk. Hemen yapalım. Arada öyle hatalar oluyor. Hybrid Solar Panel. Bunu hemen yerine yerleştirelim ve artık şu redstone inşasına başlayalım. Bu bölümü bence gereksiz uzattım. Kesinlikle.
Kesinlikle yapmak istemediğim bir şey. Ve voila. Gördüğünüz gibi şu an gece vakti mi yoksa yağmur mu yağıyor? Sanırsam yağmur yağıyor. O yüzden sadece 8 EU üretiyor fakat normalde 32 EU üretiyor. Bir de aşağıdaki düzenimize bir bakacağım. Benzin bitmemiş galiba. Yok, bitmemiş. Gayet güzel gidiyor arkadaş. Huh. Şimdi kendimize bolca red alloy wire yapacağız. Red alloy ingotlarımız, blue alloy ingot bunlar gerçi de. Red alloy ingotlarımız burada, tamam. Burada durun siz. Devrinin nasıl bir şey olacağını henüz planlamadım ve geber. Emin yakınlarında yakında ışıklandırsam süper olur. Devrin nasıl bir şey olacağını planlamadan önce bir şey daha yapmam lazım. Mutlaka kullanacağım bir şey yapacağım. Yanlış chest. Gene siz bakalım. Dın 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 dın. Derden nelere ihtiyacımız olacak onları düşünürüz sonradan. Evet, bir adet not gate ve end gate'e kesinlikle ihtiyacımız olacak. Onları hazırlayalım o zaman. Şimdi aslında yok. Direkt NAND gate mi yapsam? Yoksa NAND gate ile AND gate'i beraber mi yapsam? Direkt NAND gate yapalım. Bunun için 3 tane stone cathode, 1 tane stone wire. Bunlar lazım. Yapımı kolay. Ama öncelikle bize redstone lazım. Her şeyden öte ve redstone dedim. Iron falan demedim. Hop hop. Gelin bakalım siz. Sonra ne yapıyorum ben? Siz. Siz. Ve sen. Evet, bir adet NAND gate'e sahibiz artık. Ve kendimize bolca string verelim. İki stack ve bunları gidip bool'a çevireceğim. Çünkü kendime özel bir red power kablosu yapacağım. Insulated wire. Şimdi beyaz yaptım çünkü zaten bunları renklendirebiliyoruz sonradan. Evet. Şimdi buraya gelelim. Şunun altına kazalım. Tabii kazmak pek kolay, hoş bir iş değil ama bununla olsun. Tamam, bir şey yok. Şuraya kendimize güzel bir bölme hazırlayalım. Işıklandırması da lazım ve tabii ki de jetpack'im yok.
Değil mi? Işıklandırma için şimdiki sizden bir tane çalabilirim. Hemen jetpack'i şarj edip gelelim. Bunun dışında Eurometer üretimimizin eskisinden de hızlı olduğuna dikkatinizi çekerim. Fakat hala tam istediğimiz hızda değil. Ama olacak. Bu kadar şarj yeter bize. Evet, NAND gate'imizi yerleştirdik. NAND gate ne diye soracak olursanız... tabii lever'ım olsaydı çok daha süper gösterebilirdim. O zaman ne yapıyoruz? Gidip bir adet lever alıyoruz. Pardon, birkaç adet. Tabii bunun için bize wood lazım. Bakalım wood'umuz var mı burada? Yani tek wood'umuz var da burada var mı? Tamam. Bu mükemmel. Ve size bunun ne işe yaradığını gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi şu an buraya bir redstone sinyali veriyor fakat bu... bir saniye. NOR gate lazımdı bize. NAND gate değil, NOR gate lazımdı. O benim ufak bir kafamın karışması olmuş. Daha doğrusu kafamın karışması değil, direkt salaklığım olmuş. Neyse. NOR gate'e bakalım. Stone wires. Kolay. Hemen yapıp geliyorum. Evet, NOR gate'imiz hazır. Ve bu sefer doğru olduğuna eminim. Bu arada hazır dışarı çıkmışken ve güneş varken şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi 64 EU üretiyor bu arkadaş. Bu sayede Eurometer üretimimiz bayağı hızlanıyor. Ve bunu yerleştirelim. Tabii ters yerleştirdik. Bunu nasıl düzelteceğiz? Çok basit. Dın dın dın. Tabii. Sonic Screwdriver. Eğer bunlardan herhangi birini çevirirse, yani herhangi bir taraftan redstone sinyali alırsa, gördüğünüz gibi redstone sinyali ver. Ne kapatacak şuradaki. Ve bizim istediğimiz de tam olarak bu. Şurada bir yerde bizim bir şeyimiz vardı. Tabii onu bulalım hemen. Kazmaktansa şu... Hayır, bu değil. Bunu da şarja bitiyor. Evet, bu. Aradığımız şey tam olarak bu. Ve buna buradan bunu bağlıyoruz. Bunun dışında başka ne olacak? Gerçi buraya biraz da soğuma payı bırakabiliriz de sonradan hallederim onu. Jetpack'imizi alalım. Ve içeriye bir adet lever koyalım. Ve bunu renklendirelim. Şurada bolca light gray dye'ımız olacaktı. Direkt onları kullanalım. Gray dye'ımız ya da. Gördüğünüz gibi bunları renklendirebiliyorsunuz isteğinize göre. Daha sonra ihtiyacınıza göre.
sanırım burada bantlet cable kullanabilirim bile. Ya da gerek yok. Sen şuraya dönük ol. Evet, gördüğünüz gibi bu iki redstone sinyali birbirlerine bağlanmıyor. Bu istediğimiz şey tam olarak. Buraya da bir giriş yapalım şimdilik. Eğer bunu açarsak eğer, gördüğünüz gibi, ya tabii oraya redstone sinyali bağlanmadın sen, değil mi? Oraya başka bir şey daha eklememiz lazımdı. Onu unuttum ben hemen. Demin. Aha, yalnız bunu etkileyecek. O yüzden şunu şuraya koyalım. Ve red alloy wire'larımızı alalım elimize. Tipik bir redstone mekaniği burada devreye girecekti. Heh, daha şimdi hallettik işimizi. Ve voila, buraya redstone sinyali artık gitmiyor. Ama şuraya bir şey yapmalıyız. Çok karmaşık bir şeye gerek yok. Direkt şu arkadaşı yardırabiliriz buradan. Ve seni yerine koyup son bir şey daha alalım. Ve redstone devresini burada, basit redstone devremizi burada bitirip o sonraki bölüme de enerji sistemini bırakalım. Tabii burada var mı, kalmış mıydı? Bir tane mi kaldı? Neyse, yapması kolay bir şey. Hemen yapalım. Tabii şu an bu şöyle dursun. Çünkü redstone sinyali gitmesini istemiyoruz aşağıya. Aşağıdan. Çünkü eğer redstone sinyali giderse reaktör çalışmaya başlar. Ve şu an reaktör henüz çalışacak durumda değil. Enerji hattını döşemedik vesaire vesaire. Ve gün batıyor. Evet, şu anki durumumuz basitçe bu. Bunun dışında birkaç bir şey daha ekleyeceğiz. İşte reaktörün çalışıp çalışmadığını gösteren bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü bu zaten gösteriyor kendi başına ve bunu genişletebiliriz bile. Ama onu sonraki bölüme bırakalım. Evet, sanırım bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.